Yine sessizsin birkaç gündür. Ha varsın ha yoksun çiftlikte. Kızma bana. Teyzenim senin. Anne yarısı. Oğlum sayılırsın. Elimde büyüdün. Seni ne kadar severim bilirsin. Ben senin gözlerinde çakmak çakmak parlayan ışıklara alışığım. Yüzündeki tebessüme, sesindeki neşeye hasretim. Öyle tanıdım seni. Sultan uyandı mı? Çoktan. Yeni doğan kuzulardan birinin ayağı incinmiş, ona bakmaya gitti. Ne kadar duygulu olduğunu bilmez misin? Vah canım! Vah güzelim benim! Vah bir tanem, yazık olmuş sana! Çok yazık olmuş! Çitten atlarken mi incindi ayacığın? Anacığın korumadı mı seni? Ne kadar duygulusunuz hanımım! İnsanın sizin yanınızda hasta olası geliyor. Anlamadım. Yani... Yumuşacık ellerinizden şifa bulmak için. Seni aradı gözlerim sabah sabah. Güneşten önce gözlerime sen doğ istedim. Dünyamı aydınlatan gün ışığından önce masmavi gözlerinde gecenin buğusunu görmek istedim. Hmm, ne kadar güzel konuşuyorsun, kocamsın, her şeyimsin, dünyamsın. Dünyaya bakışımsın. Neredeydin yavrum? Karagöz'ün yeni doğan yavrularından birinin ayağı burkulmuş. Ben burkulmuşçasına duyduğum acısına koştum. Duygulu sevgilim benim. Yalnız benim değil. Çiftliğimin de her şeyisin sen. Seni beğenmeyen, sana hayran olmayan bir tek kişiye rastlamadım bugüne de. Bu hayranlık öncelikle senin eşin olmamdan geliyor. Sen yarattın beni. Bir güzelliğim, bir kişiliğim varsa hepsi sensin. Seni o kadar çok seviyorum ki. O kadar çok! Emin misin? Ne demek emin miyim? Her şeyim sensin. Sensiz yaşayabileceğim bir dünya, sensiz bir gün düşünemiyorum. Düşünemem de. Bir daha hanımın için böyle düşündüğünü görürsem yaşatmam seni, haberin olsun. Aklını başına topla aptal çocuk! Hanımım olmasaydı, hepimiz gibi bir uşak parçasıydın sen de. Ama o, hepimizden ayırıp okutuyor seni. Bu kadar iyi bir insan. Ben ne yaptım Hasan abi? Daha ne yapacaksın ulan? Her gece uykularında hanımımın adını sayıklıyormuşsun. İnan bilmiyordum. Şimdi bildin işte. Uykuda bile olsa hanımıma yaklaşacak adamın dünyasını zindan ederim. Beyimizin namusu benim namusum demektir. Unutmayın. Unutamıyorum. Nefes aldıkça, konuştukça, yaşadıkça... Onu karşımda gördükçe o feci kazayı unutamıyorum. Hangi erkek? Hangi erkek benim yerimde olmayı ister? Neden istemesinler? Malım var, mülküm var, en önemlisi saygı duyulan bir kişiliğin... Bu kişiliğini tüm kadınlığıyla koruyan güzel bir karın var. Sözde karım. Ne demek sözde karım? Mutlu olduğunu hiç sanmıyorum. Sen sanmıyorsun ama ben eminim. Benden hiçbir şeyini gizlemez bilirsin. Bak bakayım bana! Seni bu kadar karamsarlığa düşüren bir olay mı oldu yoksa? Bir şeye mi canın sıkıldı? Keşke... Keşke bir olay olsa da bağırabilsem... Acılarımı bu olayın ardına gizleyip... Haykırabilsem... Boşalabilsem keşke! Buysa seni rahatlatacak olan... Karşındayım. Bana bağır dilediğince. Dök içini. Rahatla. Anlatamıyorum işte. İşte bunu anlatamıyorum. Karını çok sevdiğini söylesene sen bana.
Evet. Onu uçan kuştan bile kıskanıyorum. Ona olan sevgimden bile. Tek korkum onun benden şikayetçi olmaması. Sultanı seninle ben evlendirdim. Annesiyle babasını o traktör kazasında kaybettikten sonra kimsesi olmayan küçük bir lise öğrencisiydi. Sen ona hem eş hem de baba oldun. Evet. Genellikle baba. Saçmalama, bu senin kuruntun. Daha ne istiyor? Hele bir şikayetçi olsun, beni bulur karşısında. Yapışırım kulaklarına, hesap sorarım sonra. O benim için gözümde hiç büyümeyen minik bir yavru kuş her zaman. Haklısın. Hiç büyüyemeyen minik bir yavru kuş. Nerede o yaramaz? Onu da görüp hemen Balıkesir'e döneceğim. Kolay kolay dönebileceğini sanmam. İki gün sonra evlenme yıl dönümümüz. Güzel bir kutlama hazırlıyor, hiç kimseyi ayırmadan. Çiftliğimizde çalışan en küçük ırgatımıza kadar. Tüm sevdiklerimizin bir arada olmasını istiyor o gece. Bir tanem o benim. Bir de sen kalkmış onun için... Doğru. Biraz fazlaca haksızlık yapıyorum galiba. Nerede şimdi? Bir telaş, bir telaş. Hazırlıklar içinde. Dilhan kalfayı alıp alışveriş için Ayvalık'a gitti. Hayrola, pek düşünceli döndünüz camdan. Dışarıda canını sıkacak bir şey mi oldu? Anlayamadığım bir duygu. Sultan. Sultan? Turgut Bey'in karısı. Gerçekten ulaşılması zor... şahane bir sultan. Bu cuma evlenme yıl dönümleriymiş. Bütün Ayvalık davetli. Turgut Bey özellikle davet etti bizi de. Gidecek miyiz? Galiba. Çok ama çok anlamlı bir hediye de hazırladım onlar için. Neymiş o anlamlı hediye? Söylersem önemi kalmaz. O gece görürüz.
kızla her zaman gurur duyabilirsin Dürgün. Duyuyorum zaten. Oyunuyla beni de gençleştirdi. Aşk olsun, zaten yaşlı değilsin ki. İzin verirseniz bu mutlu gününüzü biz de kutlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kişiliğinize yakışır bir hediye hazırladık. Eşim özel olarak getirtti bu hediyeyi. Hani nerede? Nerede getirdiğiniz hediye? Emrederseniz bütün misafirlerinizle birlikte görebilirsiniz. Yakın ışıkları! Aa! Bu bir kısrak! Bilmem beğendiniz mi? İlginç! İlginç bir kısrak! Munis görüntüsünün ardında hırçın, kıvrak, ateş dolu, alev alev yanan gözleri var. Dedim ya, Sultan Hanım'a değer, Sultan Hanım'a anlatır bir hediye. Yumuşacık görüntüsünün ardında alev alev yanan bir ateşi görmüşümdür gözlerinde her zaman. Masmavi bir ateş. Derinliğine bakılamayan masmavi bir ateş. Mavi ateş olur mu diyeceksin. Oluyor işte. Ben de senin gözlerindeki mavi ateşle yanmadım mı yıllardır? Gene de yanmıyor muyum? Ne olur almayalım bu hediyeyi. Neden? Bu kısrak bir uğursuzluk getirecekmiş gibi geliyor bana. Yavrum benim, uğursuzluk değil. Getirse getirse bir seyis getirir çiftliğimize. Seyis mi? Elbette. Seni o vahşi kısrağa ehlileştirmeden bindireceğimi mi sandın yoksa? Salih Bey'in hediye seçimini beğendim. Gerçekte sen benim hiç hırçınlaşmayan küçücük kısrağımsın, uslumsun, tayımsın, yavrumsun. Eşinim, yuvanın çiçeğiyim, karınım, kısrağınım, her şeyinim. Sen olmasaydın ne yapardım ben? Ne olurdum? Nerelerde olurdum? Sen olmasaydın ne yapardım ben? Ne olurdum? Nerelerde olurdum? Çok uzakta değil, yakın bir köyde. Annesiyle babasını traktör kazasında kaybetmiş. Hiç kimsesi yok. Sen nereden tanıyorsun bu aileyi? Rahmetli babası hastamdı. Ara sıra uğrar muayene ederdim zavallıyı. Sen bir şeyler tasarlıyorsun anlaşılan. Sen hele yürü bir. Şu kimsesiz kızı görüver bir hele. Ötesini sonra konuşuruz. Nasıl? Anlattığım gibiymiş, değil mi? Ellerini öp kızım. Hoş geldiniz. Görür görmez etkilenmiş, anlayamadığım, anlatamadığım bir duyguyla aşık olmuştum sana. Her şey ne kadar çabuk değişmişti değil mi? Bir evlatlık gibi girmem düşünülen çiftliğin hanımı olmuştum. Bir rüya yaşar gibi.
Her güzelliğin bir sonu, her gülüşün bir ağlaması vardır dedirten o acı gün. Haberini alır almaz deliye döndüğüm o unutulmaz gün. Kurtuldu. Yaşayacak. Keşke kurtulmasaydım! Ömrümce silinmez bir damga gibi alnıma vurulan bu kazadan! Kurtarmasaydınız beni keşke! Seni kurtaran biz değiliz ki! Tanrı bağışladı seni bana! Tanrı sensiz bir hiç olacağımı bildiği için... yaşamanı istedi! Seni çok seviyorum! Ve yemin ederim yanında çok mutluyum! Yıllar da geçse... bu duygum hiç değişmeyecek! Ama gene de... bir korku var içimde! Bu kısrak bize bir uğursuzluk getirecekmiş gibi geliyor bana! Delisin sen! Delisin! Getirse getirse bir seyis getirir ancak! Çiftlik burası abi. Hafta geçti, hala unutamadım Hasan abi. Ne güzel bir geceydi, öyle değil mi? Hem de nasıl. Hanımın o güzel elbiseler içinde oynayışı hala gözlerimin önünde. Hasan abi! Ne var ulan? Hanım ablam için yanlış bir konuşma yapmak yok, değil mi? Yanlış konuşmayacağız, değil mi? Yanlış. Yanlış mı konuştum? Yoo! Oynayışı hala gözlerimin önünden gitmedi dedin de. Şey yani... küçük hanıma sevgiyle karışık bir saygı duymamız gerektiğini anlattım. Ulan ergele! Efendim abici? Derslerine baksana ulan sen! Biraz bakar mısınız? Turgut Bey'le görüşmek istiyorum. Bir seyis arıyormuş da. Bu işten anlar mısın? Anlar mıyım, anlamaz mıyım bilmem ama... bugüne kadar pek çok hayvanı sustalı maymuna çevirdim. Ne? Sustalı maymun mu? Dur baba, sinirlenme hemen, insanı değil... hayvanı sustalı maymuna çevirdim dedik. İndir şu elini! Buraya niçin geldiğini biliyorsun değil mi? Evet. Gazetedeki ilanınızı okuyup geldim. Senden istediklerimi de öğrenmek istersin herhalde. Karıma evlenme yıl dönümümüzde hediye edilen vahşi bir kısrağı ehileştirecek ve ayrıca karımın onunla dostluk kurmasını sağlayacaksın. Peşin konuşalım. Ehileştireceğim sadece vahşi bir kısrak olacak. Karınız değil. Ne kadar aylık istiyorsun bu iş için? Para önemli değil. Benim için önemli olan, alın terimin karşılığını almaktır. Burada en az 3 ay kalabilir misin? Evli misin? Kimin kimsen var mı? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Bak beyim, bilinmesini istediğim iyi bir at bakıcısı olduğumdur. Yalnızlığı severim. Fazla soru sorulmasından... fazla konuşmaktan hoşlanmam. Hoşlanmam diyorsun ama... fazla konuşuyorsun galiba.
damarıma basılırsa çenem düşer. Hem galiba beyim, bunca ters sorudan sonra anlaşamayız biz. Yanıldın. Anlaştık. Hemen çalışmaya başlayabilirsin. Doğru konuşan dürüst insanları severim ben. Delikanlı sana teslim Hasan. Gerektiği gibi ilgilen. Çiftliğimin her şeyiyle Hasan ilgilenir. Benim görevim hayvanlarla ilgili olduğuna göre benden uzak durmanızı rica edeceğim sizden. Yalnızlıktan hoşlandığımı söyledim size. İnsanlardan çok atlarla beraber olmayı, atlarla konuşmayı severim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Madem hayvanlarla beraber olmayı seviyorsun, işte kalacağın yer. İnsanlardan daha sadık, daha güvenilir oluyorlar. Birbirimizden pek hoşlanmadık biliyorum ama ne yazık ki yemekten yemeye görüşmek zorundayız. Ne yapalım, görüşürüz. Sakin ol yavrum. Doğru mu? Kısrağımı ehlileştirmek için bir seyis aldığın doğru mu? Evet. Yalnız dikkat et, pek tekin bir adama benzemiyor. Ne olursa olsun, benim için önemli olan prensesin bir an evvel uysallaşması. Prenses de kim? Haberin yok senin. Biz Dilhan Kalfa ile kısrağımın adını prenses koyduk. Beğendiniz mi? Nasıl beğenmem? Sultanıma hediye edilen kısrak da prenses olmalı elbette. Güzel kızım benim. Kısrağım. İyi bak bakayım bana. Yumuşacık bak. Seninle birbirimizi çok sevmemiz, çok iyi anlaşmamız gerek. Beni anlıyorsun değil mi? Cevap vermeyecek misin bana? Beni anladığını söylemeyecek misin? Aferin kızım benim. Aferin bir tanem. Adın ne senin bakayım? Prenses. Ben sizin değil, kısrağın adını sordum. Ben de kısrağın adının prenses olduğunu söyledim. Ya sizin adınız? Sultan. Gerçekten anladı mı biraz evvel anlattıklarınızı? Anlamasa da hissetti. Bence hissetmek, anlamak veya anlatmaktan daha önemlidir. İlginç bir kişiliğiniz var. Yanılmıyorsam beyimizin hanımı olacaksınız. Evet, beraber olacakmışız bundan böyle. Çalışmalara ne zaman başlıyoruz? Yarın sabah. Saat 6'da sizi avluda bekleyeceğim. Oho! 6'da mı? O kadar mı erken? Doğru. Sizler güneş nasıl doğar bilmezsiniz. Sizler batan güneşleri görmeye alışıksınızdır. Aralarında pek fark yok gibi görünür ama... Fark var mı aralarında? Evet. Batan güneş üşütür insanı. Ardından bir karanlık... bir ürperti getirir. Batan güneş üşütür insanı. Ardından bir karanlık... bir ürperti getirir. Ya doğan güneş? Doğan güneş. Doğan güneş de ısıtır. Işık getirir. Aydınlık getirir. Umut getirir. Sizler güneş nasıl doğar bilmezsiniz. Sizler güneş nasıl doğar bilmezsiniz. Sizler batan güneşleri görmeye alışıksınızdır. Sizler batan güneşleri görmeye alışıksınızdır. Batan güneş üşütür insanı. Batan güneş üşütür insanı. Ardından bir karanlık,
bir ürperti getirir. Ardından bir karanlık, bir ürperti getirir. Doğan güneşte batan güneşin aksine ışık getirir, aydınlık getirir, umut getirir. Işık, aydınlık ve umut getirir. Korkuttum mu seni? Dalmıştım da. Rengin soluk. Hasta mısın yoksa? Bilmem. Üşüyorum. Çok üşüyorum, biliyor musun? Üşüyorum. Sarıl bana o zaman. Titriyorsun. İlhan Kalfa'ya söyleyelim de şömineyi yaksın. Thank you.
Şoföre söyle Dilhan Kalfa. Arabayı hazırlasın da dönelim. Görecektin Turgut. Bir rüzgar gibiydi. Bir rüzgar gibi uçuyordu sanki. O kadar heyecanlı, o kadar sihirli bir uçuştu ki bu. Beni de ardında sürükleyen bir fırtına oldu aniden. Hep böyle mutlu, hep böyle heyecan içinde görmek istiyorum seni. Haklıymışsın. Endişelerim boşunaymış. Prensesi çok sevmeye başladım. İçimdeki yalnızlığı, İçimdeki boşluğu doldurdu sanki. Sonunda itiraf ettin. Neyi? İçinde bir boşluk, içinde bir yalnızlık olduğunu. Yanlış anlattım. Yanlış konuştum galiba, anlatamadım. Yo, anlattın. Bir yalnızlık içinde olduğun, bir boşluk içinde olduğun gerçek. Yoksa sen... Prensesi mi kıskandın yoksa sen? Kim bilir? Belki prensesi... Belki de. Evet. Belki de. Belki de seni. Belki de yalnızlığını. Vallahi yok. Yemin ederim yalnız değilim ben. Doluyum ben seninle, dopdolu. Güzel kızım benim. Benim güzel prensesim. Bugün için bin kere aferin sana. Bir de kocaman öpücük. Bu da şekerlerin. Şimdi de beni çok sevdiğini sen söyle bakalım. Hadi. Çocuklaşıyorsun ama. Senin küçücük yavru kuşun değil miyim? Çocuklaşırım elbette. Sultan lütfen. Şimdi sırası değil bu sözlerin. Peki. Peki öyle olsun. Ne o? Naz mı ediyorsun bir köşeye çekilip? Anlaşıldı. Bir şeker daha istiyorsun. Ama bu son. Al bakalım. Güzel kızım benim. Çocukluğundan beri çok seversin muhallebiyi. Senin için özellikle yaptım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Benim güzel prensesim de yer mi acaba, hı? Prenses değilim ben, sultanım! Sultanım ben, sultan! Ne oldu? Nesi var bunun? Alışık değil ya. Açık hava çarpmış olacak. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Darıldın bana değil mi? Senin sultanın değilim değil mi? Kısrağın da değilim. Hiçbir şeyin değilim işte. Deli kız. Değilim işte.
geç kalmadım değil mi? Prenses çok sabırsızlandı. Aa, çok mu sabırsızlandı? Neden? Hayvanlar duyarlıdırlar. Aa, canım prensesim benim, bir tanem. Duyarlıdırlar ama... duyduklarını anlatamazlar. Haberime çok sevineceksin Turgut. Balıkesir valisi telefon etti bu sabah. Bağışlarınla bitirilen 100 yataklı ek pavyonun açılışını Sağlık Bakanı yapacakmış. Aynı gün bir de şilt vereceklermiş sana, onur şildi. Seninle gurur duyuyorum Turgut. Ömür boyu saygıyla anılacaksın. Ömür boyu saygıyla anılmak ne güzel. Ömür boyu saygıyla anılmak. Ne güzel. Kim bilir nerelerden geldi prenses. Hepimizin geldiği bir yer var. Hepimizin bir kişiliği, bir yalnızlığı. Kim olduğunu anlatsana bana. Henüz erken. Ben sana sordum mu kim olduğunu? Sorsaydın anlatırdım. Annemle babam traktör kazasında öldüler. Sonra bu çiftliğe evlatlık verilmem istendi. Öyle düşünülürken... ne garip. Garip olan ne? Prensesle kaderlerimizin benzemesi. O da bir yerlerden geldi ve bana hediye edildi. Ben de bu çiftliğe hediye edilmiştim. Sanki... Ama senin bir eşin var. Prenses de yalnız değil ki, sen varsın. Biz prensesi ne kadar seversek sevelim... bu sadece bir duygudur. Doğa kanunu her dişinin bir erkeği olmasına emreder. Ne ben, ne de sen karşı çıkamayız buna. Ağızdan ağza herkes o seyis parçasını konuşuyor beyim. Herkes kısrağı terbiye için bile olsa... küçük hanımın onunla birlikte gitmesini... Söylemek istediğini kısa anlat. Bak beyim, ayrı dünyaların insanlarıyız ama... beraber büyüdük seninle. Küçük bir çocuktum yanınıza geldiğim zaman. Toprağınızla büyüdüm, toprağınızın teriyle yoğruldum. Namus uğruna can veririm, bilirsiniz. Herkes bilir, size söylenen kötü bir söz... Söylenmiş kötü bir söz mü? Söyleyemezler ki. Sana soruyorum. Söylenmiş kötü bir söz mü bu? İşi fazla uzatmasını, uzun uzun konuşmasını sevmem. Bilmem de zaten. Derhal buradan uzaklaş ve git! Neden? Gitmemen için kulağının sağır, gözlerinin kör olması gerekir. Çok şey değişti senin buradaki varlığınla.
Belki de öyle gerekiyordu. Belki de bu düzenin çoktan değişmesi gerekiyordu. Daha evvel ben yapabilirdim bu değişmeyi. Çiftliğimizin içinde çatırdayan bir şeyler olduğunu biliyordum ama ekmeğini yediğim bir çarkın dişlisini bozamazdım. Ben sen değilim. Sen de bozamazsın. Sen de ekmek yiyorsun bu kapıdan. Neyse fazla uzattık. Sana 2 gün mühlet veriyorum. 2 güne kadar defolup gideceksin buradan. Ya gitmezsem? O zaman beni bulursun karşında. Yazık olur sana. Düşüncelerimiz ve duygularımız farklı seninle. Farklı? Ben ekmeğini yediğim bir insan için duygularımı içime gömmeye mecburum. Yıllar boyu gömdüm de. İlk defa böyle bir duygu içinde görüyorum seni. İlk defa bir işçiyi kovduruyorsun. İlk defa yanımızda çalışan bir işçi için böyle düşünüyorsun. Nereden çıktı bu kararsızlık? Bilmiyorum. Anlayamadığım bir korku var içimde. Zordayım sanki. Kim zorlayabilir seni? Kimden korkabilirsin? Cevap ver. Kimden korkuyorsun? Belki de kendimden. İçimde kıpırdayan bazı duygular var. Belki de o duygulardan korkuyorum. Seni korkutan prenses mi? O zavallı hayvancık mı korkutuyor yoksa seni? Fazla sorma, ne olursun. Yoksa... o seyis parçası mı? Belki de. Gitsin. Çocuklaşıyorsun gene. Gideceksin. Prensesle gezintilerin devam edecek. Benim için... karısını bir seyis parçasından kıskandı demelerini istemem. Zaten diyemezler. Geç kaldın. Evet. Geç kaldık. Göndermemeliydin. Gitmemeliydi. Güneş çoktan doğdu. Geç bile kaldılar bana kalırsa. Anlamak istemiyor gibisin. Bir bilsen. Bilmek istediğim yalnızlık. Yalnız bırak beni. Gidiyorum ben. Gitmeliyim. Gitmem gerekli. Beni dinlemeni istiyorum. Düşündüm. Bir düzeni yıkmaya, bir düzeni bozmaya hakkım yok. Yıkılmalı bu düzen. Birbirimizi anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Konuşmaya hakkımız da yok.
çember içindeyiz. Kıralım o çemberi. İstiyor musun gerçekten? Bu gece 12'de seni bekliyorum. Bu gece 12'de benim olmanı bekliyorum. Ancak böyle kırabiliriz zincirleri. Hakkımızda çıkan söylentiler gerçek değil, biliyorsun. Duygulara, acılara saygı duyduk ikimiz de. Ama benim olursan... Evet. Söylenenler gerçekleşir, iftiralar yaşanır. İşte o zaman zincirler kırılır. Gelemem. Ben yine de bekleyeceğim. Gece 12'de. Güneş doğana kadar beklerim seni. Ya gelemezsem? Doğan bir güneşle geldim, yine doğan bir güneşle giderim. Doğan bir güneşle. Thank you.
gitmeni istemediğim için geldim. Biliyordum, gelecektin. Bir şey mi söyleyecektin? Uyuyamadım. Gördüm. Yeni mi uyandın? Evet. Şimdi. Şimdi uyandım. Pişman mısın? Değilim. Hayatı pespembe gösteren mutluluk türküleri söylenmiyormuş bu dünyada sadece. İnsanı ağlatırken coşturan ağıtlar da yakılıyormuş. Ben olmasam da uyanacaktım bir gün. Umut dolu, sıcaklık dolu güneşleri görecektin bir gün. Sen benim güneşim oldun. O kadar temiz, o kadar dürüstsün ki, bilmelisin kim olduğumu. Önemi yok. Yo, bilmelisin. Kanun kaçağıyım ben. Ama artık teslim olmam gerektiğine inanıyorum. Bitip tükenmeyen bir kan davasıydı bizimkisi. Köylüyüm, köylüyüm ama bilinçliyim. Hep karşı çıktım bu davalara. Karşı çıktım ama yine de bu davanın son kurbanı oldum. Çiftliğinize bu nedenle sığınmıştım. Kaderlerimiz aynı. Ben de köylüyüm. Senden farkım yok. Duygularına yabancı olmadığım, ananın babanın yanında olmak istiyorum bundan böyle. Anam var sadece. Benim de anam artık. Kocan? Anlayışlı bir insandır. Sevmesini bilen, doğrudan yana olan bir insan. Beni aldığın yere bırak derim ona. Bende yarattığın hayal dünyasını yıkıp gerçekleri yaşamak istiyorum derim. Bırakır mı? Bekle beni. Ayvalık garajında. Gelmesen de bekleyeceğim. Gelemesem de bekle. Bekleyeceğim. Bekle. Çiftlikte devamlı kaldığımız evimiz, arabalarım ve deniz kenarındaki villanın tamamı sultana kalacak. Bankalardaki tüm servetim yeni hastanenin tamamlanmasında ve yeni yapılacak Ayvalık Lisesi inşaatında kullanılacak.
100 dönümlük çiftlik arazimde Dilhan Kalfa ile yanında çalışanların arasında eşit paylarla bölüşülecek. İşte hazırladığım vasiyetname. Ölecekmişsin gibi konuşuyorsun. Bir yanlışlık yapmadığınıza emin misiniz? Bazı insanlar hatalarını güzelliklerinde ve yalnızlıklarında yaşarlar, bilmeden, görmeden. Benim hayatımdaki en mutlu hata da Sultan'la evlenmem oldu. Sultan'la evlenmem. Onun bir şikayeti yok. Siz öyle sanıyorsunuz. Şikayeti olacak, olmalı. Kadın o. Hem de çok güzel bir kadın. Ah, hoş geldin Hüseyin amca. Kocanın konuşacakları var seninle. Benim de sizinle konuşacaklarım var. Yemeğe kalıyorsunuz değil mi? Hemen şehre inmem lazım. Yemeğe bekliyoruz ama, tamam mı? Sultan, çiftlikte anlayamadığım bir şeyler oluyor sanki. Yo, bahar geldi sadece. Duygularımızı uyandıran sıcacık bir güneş doğdu. İçimizi kıpır kıpır kıpırdatan hayat dolu bir bahar geldi çiftliğimize. Kış uykusundan uyandık. Kış uykusundan uyandık, bahar geldi. Seninle konuşacaklarım var. Sonra konuşuruz, önce Turgut'u görmem lazım. Hayır, önce benimle konuşacaksın. Dinle beni. Bundan böyle kocan gönderse bile ayrılmak yok çiftlikten. Prensesin de yerin dibine batsın, seyisin de! Böyle konuşmaya hakkın yok. Var! Sana gösterilen insanca duygulara layık olmadın sen. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, nasıl olursa olsun kocan! Eksiklerine rağmen kocan! Yeter artık! Sustum! Hep sustum bugüne kadar! Sen, kocanın koynunda, kocanın sıcaklığında, yalnızlıktan titredin mi hiç? Sıcacık yaz gecelerinin soğukluğunu, yalnızlığını, yalnızlığın acısını tattın mı hiç? Susma, konuş! Beni anladığını söyle hiç olmazsa! Sus! Hep sustum zaten! Hep susturdunuz beni! Yalnızdım, sustum! Gecelerin karanlığına sarıldım, sustum! Yıllarca susarak aşka susadım. Bu suskunluk hasret dolu bir aşka susattı beni. Hasret dolu bir aşka. Sonra sıcacık bir güneş doğdu duygularımda. Düşündüren, ısıtan, yakan bir güneş. Bana kadın olduğumu hatırlatan bir güneş. Kadın olduğumu hatırlatan. Ben de bu duygularla yaşadım yıllardır. Bu duygularla kurudum. Kurudum ama geride yaşıyorum. Ben sen değilim. Senin gibi kadınlığımı karanlıklara gömerek yaşamak istemiyorum. Sen değilim ben. Törelerimiz böyle yazılmış. Ben olmak, benim gibi yaşamak zorundasın. Ama sen değilim ben!
gözlerimizi kocalarımız açar, kara toprak kapatır ancak. Kara toprak mı? Turgut! Onu sen... Sen öldürdün! Yalvarım, hiçbir şey söyleme! Konuşma ne olur! Sus! Başımız sağ olsun! Üzme kendini! Seni bir eş gibi değil, kızı gibi severdi. O seni tüm duygularıyla yaşamış, anlamış bir insandı. Biliyorum. Şimdi önemli olan sizin beni anlamanız. Yıllarca evvel elinizi öpüşümle yepyeni bir dünya açılmıştı hayatımda. Hep baba olmuştunuz bana. Şimdi bir daha elinizi öpmek istiyorum. Sonra da izin verirseniz ayrılmak istiyorum çiftlikten. Beni anlıyorsunuz değil mi? Duygularında yanılmadığına emin misin? Gerçekten bir sevenim. Seven bir bekleyenim var. Hey yavrum be, tavşan kanı, tavşan. Buyur abim. Sağ olasın. Afiyet olsun. İki çay daha yap! Gidiyordu. Gidiyordum ama... karşımda sevgiden bir duvar örülüydü sanki. Sevgiyle duygunun, duyguyla kinin bütünleştiği bir duvar. Ama gerçekte sevginin ağır bastığı bir duvar. Bizi kocalarımız açar, kara toprak kapatır ancak. Bunu böyle bellemelisin. Bunu böyle bellemiştim. Bir çay bırakır mısınız? Buyur abicim çayım. Buyur abim. Sağ ol. Çaylar. Son otobüs saat kaç? Beş dakikası var abi. Evet, çaylar, yok. Üç aydır aranıyorsun. Ama ben...
pişman mısın? Değilim. Hayatı pespembe gösteren mutluluk türküleri söylenmiyormuş bu dünyada sadece. İnsanı ağlatırken coşturan ağıtlar da yakılıyormuş. Ben olmasam da uyanacaktım bir gün. Umut dolu, sıcaklık dolu güneşleri görecektin bir gün. Sen benim güneşim oldun. Batan güneş üşütür insanı. Ardından bir karanlık, bir ürperti getirir. Ya doğan güneş? Doğan güneş. Doğan güneş de ısıtır. Işık getirir. Aydınlık getirir. Umut getirir. Yeniden doğacak güneşlere.